Yar ama sevgili mehbub meniyem vatanimdir, vatanimdir, vatanim. Cennet vatan Karabağ'da, Laçin'in Cicimli köyünde dünyaya gelen ve ömrünün sonuna kadar kalbi vatan aşkıyla çarpan İrşad, ilim ve irfan adamıdır. Evliya bir Hamza Nigari Karabay. Bir çarpan ama ayrı düşen iki yüreği birleştiren köprüdür Evliya bir Hamza Nigari Karabay. Benem ferhadı bir imdad. Benem binayı bir alet. Benem üstadı bir erkad. Dizeleriyle kendini ifade eden Mir Hamza Nigari, 19. yüzyıl Türk tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden biri olup Azerbaycan Türklerindendir. Altı aylıkken babası Mir Rüknettin Bey'i kaybeden Mir Hamza Nigari'yi annesi Gız Hanım büyütmüştür. Annesinin ısrar ve yönlendirmeleriyle Karakaş köyüne giderek Mahmud Efendi'den ders alan Mir Hamza Nigari, mahlasını da bu köyde almıştır. Tahsiline yardımcı olan ve bakımıyla ilgilenen Nigar isimli bir hanıma duyduğu minnet borcunu ödemek için onun adını mahlas olarak kullanmıştır. Şeki'de Şikest Abdullah Efendi ile devam eden Mir Hamza Nigari, daha sonra Türkiye'ye gelerek Amasya'ya yerleşmek zorunda kaldı. Böylece Nigari'nin vatandan vatana hicreti başlamış oldu. Hicret, özgürce Allah'a imanın, imanın gereği olan ibadet ve ahlakın hayat bulması için terk-i diyar etmektir. Hicret, ulvi değerler uğruna gardan yarenden, evladı iyalden, serden samandan, doğup büyüdüğün handan, vatandan uzakta yaşamak demektir. Nakşibendi tarikatının üyesi olarak Amasya'da Şeyh Halid-i Bağdadi'nin halifesi İsmail Şirvani'nin müritleri arasına girmiş, Sadrazam Mehmet Rüşdi Paşa'nın babası olan Şirvani'nin yanında hem zahiri hem de batıni ilim öğrenmiştir. Allah-u Muhammed'i Ali seven dostanız. Ne Sünniyiz ne Şii, bir halis Müslümanız.
diyerek gönüller fetheden Mirhamza Nigari, dini ve tasavvufi kişiliğiyle bulunduğu her mekanda sevgi haleleri gibi parlamış, muhabbet çağlayanları oluşturmuştur. Atalarının vatandaştırdığı, Türkleştirdiği, İslamlaştırdığı topraklarda manevi rüzgarlar estirmiştir. Şiirleriyle gönülleri titretmiş, dualarıyla semaya açılan ellere rehberlik etmiştir. Ehl-i Beyt sevgisiyle yoğrulmuş, ömrünü hak yolunda geçirmiş, hak yolunda yürüyen öğrenciler yetiştirmiştir. Sinemdedir, ol dağ temennayı Muhammed. Gönlümdedir, ol nar tevellayı Muhammed. Cesaret ve şecaatle donanmış fıtratıyla vatan için şehadete erişmek gayesiyle Kafkaslar ve Kars'ta savaşlara katılmıştır. Azerbaycan'da kalan yakınları Mirsidi Ağa ve oğlu Mir Muhammed Ağa, Sovyet rejimine rağmen Mirhamza Nigari Hazretlerinin yolundan asla dönmediler. Ve Azerbaycan arasında ilelebet var olacak milli ve manevi kültürün mihenk taşlarından olmuş, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in söylediği bir millet iki devlet sözünü yaklaşık iki asır önce yaşam felsefesiyle tarihe nakşetmiştir Mirhamza Nigari. Ömrünü ilahi aşkla geçiren Mirhamza Nigari, Ehl-i Beyt'e olan büyük sevgisi nedeniyle haksız ve mesnetsiz bir şekilde suçlanarak zorunlu göç ettirildiği Harput'ta ikamet ettiği evde Allah ve Muhammed diyerek vefat etmiştir. Dünya yolculuğu, Karabağ ve Azerbaycan hasretiyle nihayet bulan Mirhamza Nigari'nin ebedi istirahatgahı, ikinci vatan bildiği Şehzadeler şehri Amasya olmuştur. O, bu şehirdeki asırlık çınar ağaçları misali kök salmış, dallanmış ve budaklanmıştır. Eskimeyen düşünceleriyle ebediyete yolculuk yaptığı ebedi istirahatgahı olan türbesi, hayırsever iş kadını Nermine İskenderzade Hanım tarafından onarılmış ve Azerbaycan'da Mirhamza Nigari'nin yanından ayrılmayan, can dostu Sefer Bey'in torunlarından olan Murat Babazade Bey'e devredilmiştir. Ne acep devletimiş, seyri şikarı Karabağ, ne güzel nimetimiş, sohbeti yâri Karabağ. Ey Nigari, ömrün erişti faye, salmadı başıma ol servi saye, can kurban eylerem peyki sebaye, haber verse bir gün ol Karabağ'dan. Büyük irşat sahibi, alim, ermiş bir aşık ve divan şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan Mirhamza Nigari için mukaddes bir mabet ve ilham kaynağı olmuş Karabağ'ın, İlham adlı bir yiğidin Ali başkumandanı olduğu şanlı Azerbaycan ordusu tarafından düşmandan azat edilmesi bir tesadüf müdür? Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan. Bundan 200 yıl önce şiirlerinde Şuşa'nın güzelliğini vasfeden,
ve onu dünyanın cenneti adlandıran Nigari'nin ruhu şaddır. Çünkü Şuşa azattır ve tarih boyu olduğu gibi Karabağ Azerbaycan'dır. Sen sen ey Seyyid Nigari, şehri şehri cünun, ruhi alemde ki senden başka yok efsaneler. Şiirleri ve tasavvufi kişiliğiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarında yer bulan Mir Hamza Nigari, Türkiye ve Azerbaycan Türkçesiyle söylediği gazelleri ve koşmalarıyla da Türk dünyasının gönlünde ebediyen yer bulmuştur.